şey mi acaba? Karşıda bir arkadaşımız bir iş yeri açtı, benim eski kursiyerim. Olabilir. O olabilir mi? Perihan, bir ses istiyoruz. Perihan Hanım, nereden arıyorsunuz? Bir ses istiyoruz. Onlar da bir atölye açtılar Beylikdüzü'nde. 2, 4, 6. Benim eski kursiyerlerimden çok var. Yani biz atölye önce olduğumuzu düşünüyoruz bu konuda. Çok güzel. Her zaman hepsine desteğim. Elimden geldiği kadar. Aslında açılışa çağırdı beni ama tabii ki çok yoğun olduğum Göktürk'ten için gidememiş. Gökçük'ten arıyormuş Perihan Hanım. Göktürk bize yakın. Açılışa gidemedim ben. Hmm. Kusura bakmayın hani o konuda ama her zaman desteğiz arkadaşlarımıza. Ne güzel, örnek olmak da güzel. Çok. 4, 6, 8, 10. Şimdi buraya 10 tane yaparken arkadaşlar buradaki 8'i de 6'ya düşürüyorum. Hmm. Onun için baştaki trabzana batmıyorum. İkinciye batarak. Üstüne batmıyorsun, yine şeyleri evet, gibi. Evet, hep öne böyle alıyorum. O yüzden kabarık kabarık, evet. Çilek görüntüsü oluyor zaten arkadaşlar. Bir de sizden biraz bol yapmanızı istiyorum. Elinizi bol tutmanızı. Tığınızı onun için bir numara büyük tutabilirsiniz. Evet. Hani ben elimi bol tutabiliyorum ama tutamayan arkadaşlar çok var. Bir numara büyük tığ kullanabilirsiniz. Böyle arada da sohbet ediyoruz. Hmm. De o lazım yani. Hep öyle evet. Olmuyor. Eren'in mutfağı Perihan. Bekliyoruz evet, o zaman. Altın, Perihan evet. Hanım ne diyeyim? Perihan Hanım ya da biz gidelim oraya. Göktürk'ü. Burçin. Eritrem şey ne de, demişti? Mozaik pasta mozaik yapımını. Çekeriz. Gösterelim. Çekelim. Aynen. Evet. Canlı yayın yapalım. Dört, ne güzel altı, olur. 8, 10. 10 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir. Çocukluğumuzun pastası. Ay ne sevilir o mozaik pastada ya. Çok severdik. Tencerenin dibinde yalardık değil mi? Aynen valla. Ben hala yaparım. Annem bize kırdırırdı bisküvileri. Ben hala yaparım. Çok sever çocuklar. Ben artık tatlı yaparım. Ben evde tatlı olarak tahin pekmez veriyorum. Bizimkiler deliriyor. Bu mu yani şimdi? Bir gün bir çikolatalı pasta görmeyeceğiz bu evde. Tahin pekmezler herhalde. Şimdi sıra sonuma doğru geliyorum artık arkadaşlar. 5, 6, bu boşluklara, yuvalara 10 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu 10 trabzan arkadaşlar 3 sıra 10 olarak devam edecek. 2, 4, 6, 8. Evet. Daha sonra eksilmeye başlayacak. Biri eksilirken biri artacak. Evet, biri eksilirken biri artacak. Aynen. 2, 3, 4. 5, 6, bu 8 olanı 6'ya düşürüyorum. Yeni bir oluşum, yani biri biterken hep yeni oluşumlar. Şimdi mesela buradaki bu yaptığımız yuvadaki çilekler 3 sıra 10, daha sonra 8, 6, 4, 2 olarak küçülecek. Bu yandaki şu düşen çilekte buraya bir yeni bir yuva yapacağım. Bir azalacak, bir eksilecek. Sibel'cim senin örgün hayat felsefesi gibi ya. Değil mi? Evet. Aynen. Perihan Hanım yemek yapmayı çok seviyormuş. 9. Ne güzel. 10. Ne güzel. Yine bir zincir. Başka hangi ipli olur diye soruyor arkadaşlar. Valla her ipli olur arkadaşlar. Tüylü olmayan ipi, değil mi sanki? Yok, özellikle bir ipi yok. Biz etrofili çok yakıştırdık. Hı-hı. Başka ne olur? Mesela koton iplerden. Alize Diva ile olabilir. Hı hı. Nako Solera ile olabilir. Hı hı. Kotonla da bunu çok öneriyoruz. Daha böyle yünlü bir şey istiyorsanız. Angora ile? Angora ile olur. Nako Süper İnci olur. Alize Süperlana Klasik olur. İncesi. Yani çok kalın bir iple tabii ki bu güzel olmaz. Çok evet. Kabarık olur. Bir de çok tüylü çaça gibi şeyde evet, görünmez. Yani, görünmez olmaz. İnce. Yani şu incelikte bakın bir ip lazım. 3 numaratı. Ona i̇pin, göre. Evet, yani, ipin hiçbir önemi yok. 3 numara tığla örülebilecek bir ip. Bence baharda, şimdi örmeye başlarsanız baharlık bir iple bahara da çok güzel denk gelir. Biz anca bitiririz. Şimdi bakın bu şekilde birleştiriyorum. Tamam. Bir zincir çektim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bakın her aldığım trabzanı yine böyle alıyorum. Yani bunun örme tekniği artık hep böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Önden alarak. Burada bu sırada 10 olarak devam edecek.
böyle 10 olarak devam edecek bu sıramızda. Angora iple oyağınım ince düşmez mi demiş ama zaten baharlık dedik yani ince bir şey. Angora evet biraz ince düşebilir ama o da bir tercih yani olmaz evet. Diye bir şey yok. Aynen. Olabilir. Yapabilirsiniz. Daha da bol bol döküm yapılır. Döküm öyle. Yani bunun çünkü çok kalın olmasının çok bir anlamı yok. Şimdi bakın 6 burada 4'e evet, düşüyor. Şimdi yine baştaki ilk trabzanı bırakıyorum. Ve bu şekilde bunu 4'e düşürüyorum arkadaşlar. Burası 10 olarak 3 sıra devam edecek. 3 sıradan sonra 8, 6, 4, 2 diye düşecek. Şimdi şu yan tarafta göstereceğim çilekten. Bir arkadaşımız yanında dikiş var mı diye soruyor mu? Yok, yok zaten yok, hayır. Yuvarlak çıkıyor. Komple öyle evet. Ama sadece şey ekleme kazan yanlarında var. Kol böyle çıkacak, komple çıkacak arkadaşlar. Ben dikiş sevmediğim için. Hı-hı. Bir de böyle hani bunun bol olması. Bakın böyle. Bakın böyle. Aynen. Bol olarak çıkacak. Şöyle. Şimdi biraz sonra tabii bu çilekler şey yapacağı için biraz daha toparlanacak. Hırka gerçekten güzel olur. Çok güzel olur. Evet. Şimdi bakın şuradan tarif etmek istiyorum size. Buyurun. Hı. Şöyle bakın. 3 sıra 10 olarak devam ediyor. 1, 2, 3. 3 sıradan sonra 8'e düşüyorum. 6'ya düşüyorum. 4'e düşüyorum. 2'ye düşüyorum. Ve 2'ye düştüğüm anda hemen bunun tepesine bir yuva yapıyorum. Evet. 2'ye düştüğümüz anda azalttığımızda da 8 oluyor değil mi? Yani 8'e denk geliyor biten yer. Şuradaki 8'in karşılığı yeni başlıyor. Şöyle, orta bölüm. Aslında öyle bir şey yapmıyorum Ayhan Hanım. Şimdi mesela şunu bitireceğim ya. Evet. 4, 2 bittiği anda V'yi yapıyorum. Evet ama 8'e denk geliyor. Tabii. Yani aslında ilk başladığım sıraya tekrardan geri dönüş oluyorum. Hani mantık olarak. Bakın 8'i yaptığım anda burada da bir yuva oluşuyor. Şimdi mesela bu çileği kaç defa yaptım? Sıran hani biraz daha örmeme gerek var mı? Yok bence. Bence yok. Hani evet, çok anlaşılır bir şey oldu. Bir de şunu görünce zaten bakın 2'ye düştüğü anda buraya diğer sırada bir V oluşturuyorum. İlk yaptığım işlem. Aynen. Şu aralarda da birer zincir. Birer zincir. Tamam. Hep o birer zincirimiz var ki. Burçin anladın mı sen? Bunlar çok sıkışık olmasın Burçin diye. Burçin anlamış artık. Tamam Burçin anlamış. Burçin anlamış. Niye Burçin'e soruyor? Çünkü Burçin'e biraz daha az bildiği için. Evet. O yüzden. Soruyoruz. Birisi azalırken arkadaşlar yeni bir oluşum oluşuyor. Bunu bitiriyoruz. Tekrardan ve kuruyoruz. Aynen. Ta ki nereye kadar? Ta bir, iki. Şöyle bir dakika başlasın. Şimdi bakın tam çileği sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 çilek var. Benim istediğim boyda. Kolunuz daha uzunsa daha uzun yapabilirsiniz. Evet. Daha dökümlü olsun diye. Bizimkinde 6 tane çilek var. Daha sonra da bunu sık iğne yaparak işte burada kolumuzu ölçüyoruz. Şu yanda bluzumuzu bir sık iğneyle ekledik. İçten. Şöyle. Evet. Şu şekilde bakın içten buradan ekledik. Çok güzel. Daha sonra da kolu zaten hiç dikişsiz olduğu için buraya böyle bu şekilde monte ediyoruz. Evet. O tabii şimdi ördükçe bollaşacak. Bollaşacak. Ay bu renk ne güzel çok oldu. Çok güzel renk. Fıstık fıstık. Bu ne fıstık yeşili? Fıstık yeşili. Çok güzel. Çok güzelmiş. Var mı sorular? Hani orada belki soru doğru, mu alalım? Doğru doğru. Ama tekrarları soruyorlar gibi. Tekrar mesela sorayım. Kol ağzı nasıl? Kaçla başladınız? 42. Evet. 42 ile başladık arkadaşlar. Tüm detaylar var ve bu bir gün boyu kalacak. Ben de şimdi kendi hesabımdan duyuru yapacağım. Bir gün boyu kalacak. Bir gün boyu seyredebilirsiniz. Sonra biraz Burçin'e zaman vereceğiz. Burçin onu YouTube'a yükleyecek. Biz de o konuda sizden de şey rica ediyorum. Hani bugün gün içinde notlarınızı alırsanız en azından yapmaya başlarsınız. Biz de YouTube'a yüklediğimizde değil mi? Epeyce bir zaman olur. Evet. Bence bugün mesela şu kolu başlayın. Siz onu yaparken orada beden notlarınızı alın. Bedeni örmeye başlayın. Orada da Burçin zaten YouTube'a yükleyecektir. Evet. Bazen teknik arıza oluyor arkadaşlar. Sırf o yüzden mesela şey yaptım. YouTube çekimlerimi durdurdum. Çekemiyorum. Çünkü yaştan dolayı hani çok fazla teknolojiye hakim değiliz. Hani bu kadar yetişebiliyorum.
küçük kızıma çok yükleniyordum. Küçük kızım da hani çok uğraşıyor, böyle gece sabaha kadar yüklemeye uğraşıyor, kalkıyor. İşte yüklenmemiş, bir sorun çıkmış falan. O yüzden hani daha profesyonel bir yardım almadığım için de durdurdum. Ama işim biraz daha hafiflediği noktada daha önceki tüm modelleri bir YouTube'da güzel bir böyle bir arşiv oluşturmak istiyorum. O da başka bir proje olsun. Şu an çünkü gerçekten yetişemiyorum, evet, YouTube'a. YouTube gerçekten zor. Ama biz şey yaptık, canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayını direkt atıyoruz. Kısa bir canlı yayında. Hani bu kadar uzununu atabilir miyiz onu bilemiyoruz. Belki bölüp bölüp yapabiliriz. Yani. Bölüp bölüp öyle olabilir. Bir şey yaparız. Hani arada da çay molası verir arkadaşlar. Evet, öyle bir sonra şey. Sonra yine başlarız. Sonra öyle bir şey yaparız. Bir öyle deneyelim. Deneyelim. Evet, arkadaşlar. Canlı hepiniz bence şimdi bir hafta 10 güne kadar bunu bitirirseniz, evet, sizden güzel bir resim istiyoruz. Bize gönderin, yayınlayalım. Bize gönderin. Bize sizden gelenler diye paylaşalım. Bence bunu bir hırkaya dönüştürün. Hani bizden fikir vermesi. Evet. Siz onu farklı şekillerde yapabilirsiniz. Aynen. Yakadan başlama kazak olarak yapabilirsiniz. Bugün hediyesini söylemedin. Aa, evet. Ha. Diva İplik'ten ip paketi hediyemiz. İp, evet, koton. Evet. Bahar'a siz bluzunuzu hazırlayın, evet, diye. İki takipçimiz. Evet. Evet. Hediye aynen kazanacak. Hediye kazanacak. Nasıl kazanacağınız yazıyor zaten. Evet. Postun altında. Aha. O zaman iyi günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi bir hafta olsun. Güzel bir hafta olsun inşallah. Aynen.